Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tüm örgü severlere selamlar, sevgiler. Bu videoda sizlere haraşo örgüde yaka düşürme tekniğini göstereceğim. Yaka düşürme ya da diğer adıyla kısa satır tekniği arkadaşlar. Örgülerimizin gerçekten kalitesini arttıran, güzelliğini arttıran, şurada görmüş olduğunuz şu yaka oyuntusunun, şöyle yuvarlak bir yaka oyuntusunun oluşmasını sağlayan tekniğimiz, şöyle yakın plandan kaldırıp size gösterecek olursam, bu örgün, bu çalışmam bittiğinde daha net bir şekilde karşıdan bakıldığında buradaki yaka detayı ortaya çıkmış olacak. Bu tekniği kullanmamız sayesinde ne olacak? Hem örgümüzün omuzları, yakası muntazam bir şekilde giyen çocuğumuzun üzerine oturmuş olacak, muntazam bir duruş göstermiş olacak. Hem de şu ön kısım hiçbir şekilde rahatsızlık vermeden güzel bir oyuntuya sahip olmuş olacak. Şimdi birlikte tekniğimizin detaylarına bakalım. Yaka düşürme ya da diğer adıyla kısa satır tekniği, örgülerimizin güzelliğine güzellik katan, yaka, şurada görmüş olduğunuz yaka oyuntusunu, yuvarlak yaka oyuntusunu elde etmemizi sağlayan, yaptığımız örgülerin omuz kısımlarının muntazam bir şekilde oturmasını sağlayan bir teknik. Gerçekten örgülerimizin kalitesini artıracak, her türlü bebek ve yetişkin örgülerimizde kullanabileceğimiz bir teknik. Bugün uygulamalı olarak size göstermek istiyorum. 81 ilmek başlamış olduğum hırkamın lastik kısmını, yakadaki şu kısım, lastik kısmını tamamladım ve şimdi hem bu ilk sıramda hem beden ayrımlarını, roba ayrımlarını yapacağım, hem de yaka düşürme test tekniğini uygulamış olacağım. Ama uygulamaya başlamadan önce arkadaşlar, ben size şöyle şema üzerinden daha ayrıntılı bir şekilde bir ön bilgi vermek istiyorum. Ne yapacağız, nasıl yapacağımız hakkında. Şimdi dediğim gibi örgülerimize başlayıp bu şekilde lastik kısmını ördükten sonra hemen ilk sırada hem örgümüze uygulayacağımız roba çalışmasını yapıyoruz, hem de yaka düşürme tekniğimizi uygulamaya başlıyoruz. Yaka düşürmeyi ne şekilde yapıyoruz? Şimdi aslında yaptığımız şey örgümüzde bu gördüğünüz, şurada gördüğünüz sayıları takip ederek geri dönüşler yapmak. Yani örgümüzün kenarına, tam şuraya, ön pata kadar gelmeden buradan bir yerlerden geri dönüşler yaparak burada bir oyuntu oluşmasını sağlamak. Yapmaya çalıştığımız şey bu aslında. Bunu da yaparken toplam 4 sırada işlem yapacağız. Şurada 7'lerin yazılı olduğu kısım bizim ön pat olarak düşüneceğimiz kısım. Bu kısma ulaşmadan onun öncesindeki kısımda, şurada yaka düşürme çalışmamızı yapacağız. Kenardaki 7 ilmekler sabit bir şekilde ön pat olarak kalacak arkadaşlar. Şu noktaya kadar orada işimiz olmayacak. En son yaka düşürme bitirdikten sonra patlarımızı örerek örgümüze normal şekilde devam ediyor olacağız. Şimdi bu şemadan ne anlamamız gerekiyor? Bu şemadan benim size anlatmak istediğim, göstermek istediğim şey şu. İlk sıramızda, yani şurada, şu kısımda, şuradan hemen lastik bitiminde şurada örgümüze başladık. Roba ayrımlarımızı yaparak şuradan örgümüzü örmeye başladık. Devam ettik. Devam edip döndük, geldik. Şu kısma geldik. Sıramızın sonuna doğru yaklaştık. İşte bu kısma geldiğimiz noktada sonuna kadar gelmeyip şuradan, yani burada, şurada 6 rakamını görüyorsunuz. Kenarda 7 ilmek pat, onun yanında bir 6 ilmek burada kalacak şekilde şu kısımdan dönüş yapıp gidiyoruz. Sıramıza şuradan devam ediyoruz. Devam edip gittiğimizde diğer kenara, diğer ön parçaya doğru gittiğimizde burada aynı işlemi tekrarlıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Yine bu uca geldiğimizde kenarda 7 ilmek pat olarak ve onun önünde de 6 ilmek bırakıp şu noktada geri dönüş yaparak çalışmamıza devam ediyoruz. Tekrar dönüyoruz. Buraya geliyoruz.
Bir sonraki sırada bu sefer 6 yerine 4 ilmek kenarda bırakarak geri dönüşler yapıyoruz. 4 ilmek kalıp geri dönüşümüzü tamamlayıp bir sonraki sıraya doğru ilerliyoruz ve tekrar diğer uca geldiğimizde yine kenarda 7'nin yanında 4 ilmek kalacak şekilde bırakarak geri dönüşümüzü yapıyoruz. Devam ediyoruz. Bir sonraki sıraya geldik. Şu an ne yapmış olduk? Her iki tarafta da öncelikle 6 ilmek, sonrasında 4 ilmek bırakarak dönüşlerimizi tamamlamış olduk. Tekrar buraya geldiğimizde bu sefer 2, şurada gördüğünüz gibi 2 ilmek bırakarak dönüşümüzü yapıyoruz. Devam edip gidiyoruz. Diğer tarafta da aynı şekilde 2 ilmeğimizi bırakarak dönüşümüzü tamamlıyoruz. Ve bir sonraki sıraya geldiğimizde şurada artık bırakacak ilmeğimiz kalmıyor. İkişer ikişer eksilttik. Artık 0 ilmeğe düştük burada. Şu kısımda sadece 7 ilmek ön patımızı bırakıp buradan dönüşümüzü yapıyoruz. Diğer tarafa gelip aynı şekilde burada 7 ilmek patımızı bırakıp şu kısımdan dönüşümüzü yaptığımızda artık toplam 4 defada yaka düşürme çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Buradan devam ettiğimizde artık bir sonraki kenara buraya geldiğimizde normal bir şekilde şuradan devam ederek ön patımızı örüp tam ön parçanın kenarına sıra sonuna burada gelip buradan normal şekilde örgümüzü örerek devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Yaka düşürme dediğimiz teknik aslında bu kadar basit. Ne şekilde dönüşleri yapacağımız haroşa örgülerde ve düz örgülerde değişen bir durum. Bu hırkamızı haroşa olarak bu hırkamı ben haroşa olarak örüyorum. Haroşa örgüde şu an yaka düşürme tekniğini gösteriyorum size. İnşallah ilerleyen zamanlarda bir de düz örgüde ne şekilde yapılıyor dediğim gibi teknik değişiyor. Bir de onu gösteren bir video sizler için hazırlamak istiyorum. Şimdi şu alt kısma bakacak olursak şöyle sizler için biraz yaklaştırmak istiyorum. Niye burada aslında hani bakın burada 6, 4, 2, 0 yazdım ama burada 5, 7, 3, 1 yazmışım. 1'e ilmek fazla yazmışım. Bunun da sebebi şu aslında. Şunu demek istiyorum. Yani burada 6 ilmek kenarda bıraktığımda aslında burada şuradaki 7. ilmeği de örmeden onun etrafından sadece ipimi dolayıp geri dönüşümü yapacağım demek. Yani ben bu ilk yaka düşürme şuradan başlayıp geldiğimde şu kısma geldiğimde 7 ilmek burada 7 ilmek burada sıramın sonunda toplamda 14 ilmek kalmış olacak. Ve buradan 14 şuradan 7'yi saymazsak şu kısımda 7. ilmeğin kenarından dönerek onun etrafından ipimi dolayıp geçirerek sırama geri dönüşümü tamamlayıp örgüme devam ediyor olacağım. Burada bu şekilde bu sayıları vermiş olmamın sebebi bu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şu 7 ilmek pattan önce burada örülmeden bırakılacak olan, şu kısımda örülmeden bırakılacak olan ilmeklerin sayıları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi son olarak bir taraftan da dediğim gibi roba çalışmamızı da oluşturuyor olacağız. Şöyle şuradan göstermek istiyorum size. Şöyle biraz sığdırmak zor oldu şu anda. Evet. Bu şekilde şöyle bir yapalım. Bir saniye. 81 ilmekle bu robama başladım ben arkadaşlar. Şöyle sizler için okuyayım ben. Biraz daha zor oldu o şekilde göstermek şu anda. 81 ilmek olarak lastiğimi ördüm, bitirdim. Ön parçaları 15'er ilmek olarak ayıracağım. Kolları 10 ilmek. Arka parçayı 23 ilmek. Ve artış yerlerinde de 2 ilmek bırakacağım. Toplamda da 20 artırma ile robamı tamamlayacağım. Hazırsanız şimdi robamızı ve yaka düşürme çalışmamızı uygulamaya başlayalım. Şimdi bu ilk sıramda şurada vermiş olduğum ayrım sayılarını takip ederek robamı oluşturmaya başlayacağım. Ön parça için şuradaki 15 ilmeğimi ördüm. Şimdi ilk ayrım yerindeyim. Bu hırkamda ben haroşa örgüde gizli artırma tekniğini uygulayacağım. Onun için ayrım yerinde şu sol şişimde kalmış olan 2 ilmeğim şurada. Bunlar benim kenarlarından artıracak olduğum ayrım yerinde kalacak olan 2 ilmeğim. Bu ilmeğin sağında ve solunda
İlmekler atarak robamı yapmaya başladım. Bir tane ilmeğimi attım. İki ilmeğimi örüyorum. Bir tane de sol taraftan atıp ilk artışımı tamamlamış oluyorum. Şimdi koldaki 10 ilmeğimi örüyorum. Bir sonraki artış yerime gelmiş oldum. Yine aynı işlemi burada tekrarlıyorum. Bir ilmek bu şekilde şişime atıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Bir sonraki artışımı da yapıp şimdi arka iç parçadaki 23 ilmeğimi örüp geliyorum. 23 ilmek arka parçamdan sonra bir sonraki ayrım yerine geldim. Aynı şekilde artışımı yapıyorum. Kol için 10 ilmek daha örüyorum. Evet, şimdi artık yaka düşürme çalışmamın başlayacağı ön parçama geldim. Ön parçada dediğim gibi ilk yaka düşürmede bizim şurada yazdığım gibi 7 ilmek artı 7 ilmek, yani 14 ilmek kalana kadar örmemiz gerekiyor. Şimdi buradan şimdi şuradaki son artışımı da 2 ilmeğimin kenarlarında artışımı yapıyorum. Kenarda burada kaç ilmeğim kalmış? 15 kalmış olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Evet, 14 ilmek örmeden bırakacaktım. Şu bir ilmeğimi de yine örüyorum. Şimdi ilk yaka düşürmemi burada yapacağım. Kenardaki 7 ilmek benim ön pat olarak bırakacağım 7 ilmek olacak. Yanındaki 7 ilmek de yaka düşürme için bırakacağım olacak. Aslında ben şuradaki 7. ilmeğin etrafından şimdi şişimi dolayıp pardon ipimi dolayıp onu da örmüş gibi bu tarafa almış olacağım ve burada esasında 6 ilmek kalmış olacak. Ne şekilde yapıyoruz? Etrafından ipimizi dolamak nedir? Şöyle arkadaşlar, şu şekilde yakın plandan göstereyim size. Şöyle ipimi öne doğru aldım. Buradaki ilmeğimi şişimi ilmeğimden geçirdim ve ipimi arkaya doğru doladım. Ve döndüm. Bu şekilde örgümü çevirdim. Şu an bu tarafta 7 ilmek artı 6 ilmek, 13 ilmek örmeden bırakmış oldum. Şimdi artık geri dönüşümü yapıp sıramı tamamlıyorum. Ters sırada olduğum için herhangi bir işlem yapmadan sıra sonuna kadar yine bir sonraki kenarda 14 ilmek kalana kadar örgüleri, bütün ilmeklerimi haraç olarak örerek devam edeceğim arkadaşlar. Şuradaki ilk etrafından dolandığım ilmeğimi şöyle göstereyim size. Şu şekilde örmeden yine şişimi aldım. Bakın ipimi arkaya doğru buradan aldım ve devamında diğerlerini düz örerek, yani haraç olarak örerek örgüme dediğim gibi sonda 14 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi örüyorum. Sıramın sonunda 14 ilmek kalana kadar örüp geldim şimdi. Burada 14 ilmeğim kaldı. Öbür tarafta olduğu gibi şimdi yine aynı işlemi burada tekrarlıyorum. Yani ipimi bu şekilde öne alıyorum. Buradaki bir ilmeğimi şişime alıp etrafından ipimi bu şekilde doluyorum ve örgümü çeviriyorum. Buradaki ilk ilmeğimi örmeden alıp örgüme devam ediyorum. Şimdi artık düz sıraya geldiğim için yine artışları yaparak bu sırada devam edeceğim. Şu an artış yerine bir ilmek daha örersem, evet, İlk artış yerindeyim şu anda. Aradaki 2 ilmeğim şurada, şu kısımda duruyor. Yine aynı şekilde artışımı yaparak sıramı tamamlayacağım. Artış yerlerini de bu şekilde
yaparak sıra sonuna kadar gideceğim. Ama dediğim gibi bu sefer ne yapacağız? Bu sefer artık sıramızın sonuna geldiğimizde 7 ilmek saymıyorum. Artık kenardaki 7 ilmeğin yanında bu sefer 5 ilmek kalmış olacak. Bir öncekinde 7 artı 7 14'tü. Bu sefer 7 artı 5 yani 12. En sonda 12 ilmek kalana kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Şöyle şurada bakın daha önceki geri dönüş yaptığım yer. Bu ilmeklerimi örüyorum. Bunlardan sonra bir ilmek daha örmüş oldu. Ördüğümde şu an şişimde 12 ilmek kalmış oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. Şimdi bu önümdeki ilmeği yine etrafından dönüş yaparak bu tarafa geçirmiş olacağım. Burada 4 artı 7 ilmek bırakmış olacağım ve çalışmama devam ediyor olacağım arkadaşlar. Öne aldım ipimi. Şişime ilmeğimi alıp etrafından ipimi geçirdim ve örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi yine arkaya alıp örgümü örmeye devam ediyorum. Ters sırada olduğum için sıra sonunda yine 12 ilmek kalana kadar herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüp devam ediyorum arkadaşlar. Sıra sonunda yine 12 ilmeğim kaldı. İşlemi tekrarlıyorum. Bu şekilde etrafından dolayıp çevirip devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi düz sırama geçtiğim için de artış yerlerinde yine artışlarımı yaparak sıramı tamamlayıp devam edeceğim. Şöyle. Bundan sonraki yaka düşürme sayıları da yine aynı şekilde arkadaşlar. Aynı işlemi tekrar ediyor olacağız. Sadece şuradaki yazdığım sayılara riayet ederek yaka düşürmenize devam etmeniz yeterli. Şimdi biz en son hani 7'nin yanında 5 ilmek, 12 ilmek bırakmış olduk. Bir sonraki sıra sonuna geldiğimde bu sefer 7'nin yanında 3 ilmek bırakmış olacağım. 3. ilmeğin etrafından ipimi dolayıp dönüşümü tamamlayıp devam edeceğim. Bir sonraki tarafta yani bu tarafta bu işlemi yaptıktan sonra aynı şekilde burada da işte 7 artı 3 kalacak şekilde tamamlayıp tekrar öbür sıraya geldiğimde de 7 artı 1 olacak şekilde. 7 ilmek patın yanında sadece 1 ilmek bırakıp onun etrafından da yine ipimi dolayıp devam edip bu tarafta da aynı şekilde işlemimi tekrarladığımda yaka düşürme çalışmam bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi ben o kısma kadar örüp devamında size ortaya çıkan düşürme şeyimizi yaka oyuntumuzu göstermek istiyorum. Şimdi son olarak kenarda 7 ilmek bırakarak son yaka düşürme sıramı da tamamlamış oldum arkadaşlar. Şöyle belli olmaya başladı bile zaten. Şimdi üzerine birkaç sıra daha örerek artık bu sıra sonuna geldiğimde sıra sonunda şurada bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar getirip örerek haroşa olarak devam ederek birkaç sıra daha örelim ve yaka oyuntumuzu net bir şekilde görmüş olalım. Yaka düşürme çalışmamızı tamamladık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir yuvarlak yaka oyuntumuz oluşmuş oldu. Hırkamızı örüp bitirdikten sonra daha da net bir şekilde buradaki çalışmamız kendini gösterecektir. Bu videomda sizlere yaka düşürme, haroşa örgüdeki yaka düşürme tekniğini göstermiş oldum. İnşallah düz örgüde bu teknik nasıl uygulanır onu da yakın zamanda uygulamasını sizlere göstermek istiyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz sevgili örgüsever dostlarım. Beni güzel yorumlarıyla, beğenileriyle destekleyen, desteklerini esirgemeyen, yanımda olan tüm dostlara çok sevgiler, selamlar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.